La Casa de Papel dizisini gerçekten çok seviyoruz. Bunu bilin. Çünkü söyleyeceğimiz her şeyi onu sevdiğimizden ve onun iyiliğini düşündüğümüzden söyleyeceğiz. Dizinin bitmesi gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü sırf sevildiği için uzatılan dizilerin gitgide daha kötüye gittiğini defalarca kez gördük, tecrübe ettik. Bakınız Lost, bakınız Blacklist. Bu konunun üzerinde durduk. Çünkü bu sezonla birlikte dizinin bitmesini ve ağzımızda güzel bir tat bırakmasını umuyorduk. Anlaşılan yapımcılar en az bir sezon daha gideri var diyerek diziyi uzatmayı tercih etmişler. Bir dahaki sezonu da izleyeceğiz. Dizinin kredisi buna yetiyor ama yine de gereksiz yere uzatılmasının pek hoş bir hareket olduğunu düşünmüyoruz. Gelelim dördüncü sezonda olan olaylara. Hatta oraya da gelmeden önce karakterlere ufaktan bir giriş yapalım. Tokyo ile başlamak istiyorum. Her neyse bizim ülkemizde Tokyo karakteri çok sevildi. Bizim ülkemizde çok sevildi diye özellikle belirttim çünkü diğer ülkelerin durumu aynı değil. Reddit'e girip biraz göz atarsanız İspanyollar dahil hemen her milletten insanın Tokyo karakterinden neden nefret ettiğini anlatan detaylı yazılar bulabilirsiniz. Mutlaka sevenleri de vardır ancak azınlıktalar ki bize açıkçası bu daha mantıklı geliyor. Çünkü açıkçası biz de Tokyo karakterini pek sevmiyoruz. Belki bunu duyar duymaz videoyu kapatıp dislike attınız bile. Ancak maalesef gerçek bu. Hadi biraz geriye gidelim. Tokyo ekipteki biriyle duygusal bir ilişki yaşadığı için tüm operasyonu tehlikeye atmıştı. Ve yine duygusal hareket ettiği için neredeyse Berlin'i öldürüyordu ki bu durumda da işler sarpa saracaktı. Sonra yaptığı hatayı düzeltmeye çalışırken Denver'ın babasının ölümüne yol açmıştı. Yani aklıyla hareket edebilen bir kişilik olmadığını bize defalarca kez göstermişti. Hatta ilginç bir şekilde deli gibi davranmasını havalı bir hareket bile sanıyordu. Şu ana kadar olan olayları bu sadece bir dizi diyerek idare ettik ancak dördüncü sezonda da hiçbir şeyden ders almadığı belli olacak ki yine bir darbeye kalkıştı. Sonuç olarak Nairobi karakteri öldü. Darbeye ne için kalkışmıştı? İşte orasını bilmiyoruz. Çünkü Nairobi dışarıya çıkıp teslim olmak istedi. Palermo ise hayır ameliyatı burada yapacağız dedi. Tokyo Nairobi'nin istediğini yapacağız diyerek darbeyi başlattı. Ardından yine de Nairobi içeride ameliyat oldu. Yani zaten içeride ameliyat olacaktıysa neden Tokyo isyan etti ki duruma? Bir de flashback sahnelerinde gördüğümüz bir ayrıntı var ki o çok daha tuhaf. Planın hazırlık aşamasında kızların Tokyo'yu Palermo lider olmasın sen lider ol diye gaza getirdikleri bir sahne var. Acaba o an o diyalogları yazan selarist ekibi ne düşünüyordu merak ediyoruz. Yani Nairobi falan nasıl bir düşünceyle Tokyo'nun lider olması gerekiyor fikrini savunduğu gerçekten merak konusu. Evet büyük ihtimal siz de Tokyo'yu seviyordunuz. Ancak sevseniz bile muhtemelen bir ekip toplasanız alacağınız kişilerden biri olmazdı. Haksız mıyım? Dizinin dördüncü sezonunda olan olaylara dönmek istiyoruz. Raquel karakteri kurtarıldı. Nairobi öldü. Tokyo'nun isyan hareketi gerçekleşti. Yani temelde sadece 3 olay gerçekleşti. O yüzden buna bir sezon demek çok da doğru gelmiyor bize ki Netflix de böyle düşünmüş olacak ki bu bölümlere kısım demişler. Bizim ülkemizde yaygın değil ama Amerika'daki diziler genel olarak eğer sezonda 20 bölümden fazla yapılıyorsa çift sezon finali yaparlar. Yani örneğin 10. bölümün sonuna önemli bir olay koyarlar. Ardından birkaç haftalık ara sonra 11. bölümden devam ederler. İşte La Casa de Papel de böyle bir dizi. Aslında ilk yayınlandığında televizyonda ilk iki kısım bir sezonu oluşturuyordu. Ardından Netflix yayın haklarını aldı ve kısımlara bölerek yayınladı. İşte bu mantığa göre üçüncü ve dördüncü kısım bir diğer sezonu oluşturuyor. Bu yüzden başta belirttiğimiz gibi dördüncü kısımla birlikte soygunun bitmesini bekliyorduk. Ama soygun daha yarıda sayılır. Bu da bizim aklımıza şu soruyu getiriyor. Tamam, anladık. Diziyi izleyici çekmek için en az bir kısım daha devam ettirecekler. Ama asıl korkumuz, ya bir sezon, yani iki kısım devam ettirirlerse? Bakın, başta söylediğimizi tekrarlamak istiyoruz. Diziyi gerçekten seviyoruz ama kötü bir olayın ardından bir flashback sahnesi görüp, profesörün, ben aslında bunu da planladım, şimdi şöyle şöyle yapacağız demesi, bize daha kaç sezon güzel gelir bilemiyoruz. Ha bu arada en son sahnede profesörün pazarlığı yürüten polis tarafından yakalandığını görüyoruz. Umarım ki bir dahaki kısımda o polis de saf değiştirmez. Çünkü biz bu durumu Raquel karakterinde zaten görmüştük. Diziyi öve ve bitirememeyi isterdik ancak maalesef biz böyle değiliz. Kızcağınızı bile bile kötü yanlarını söylemekten kaçınmadık. Umarız bu dürüstlüğümüzü takdir edip bize çok kızmazsınız. Eğer videomuzu sevdiyseniz lütfen abone olun. Siz abone olun ki biz de bir an önce büyük bir kanal olabilelim. Hoşçakalın.